arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle bebek örgülerinde kullanabileceğimiz en temel roba çalışmasını yapacağız e, trabzanlardan oluşan robamızı 0-1 yaş grubu için olan çocuklarımıza uygun olarak ördüm daha küçük ya da daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız artışlarımızı yaparak büyütebilirler burada artışlarımızı Şöyle koyduğumuz zaman bakınız önlerimiz her zaman arkadan sayımızın daha büyük olması gerekmekte. Kol genişliğinin ise öreceğimiz bebeğimizin yaşına göre koldaki trabzan sayısını da ayarlamamız lazım. Daha büyük çocuklarımız için mesela bu robamızda 14 tane trabzan kullandım kolumuz ve önlerimiz için. 2 yaş civarında öreceksek 20 tane trabzan kollarımız için uygularsak çok güzel olacak. Yine önümüzde de aynı. Eğer ipimiz kalınsa 18 trabzan. Eğer ipimiz normal incelikte ise 18-20 trabzanla yapabiliriz. Tabii ki her iki önümüz ve kolumuz için geçerli olacaktır. Her iki önümüzün toplamından arkamızın sayısının birazcık daha küçük olması gerekmekte. Çünkü e, yeleğimiz ya da ceketimiz şöyle kapadığımız zaman arkanın öne gelmemesi lazım. Arka ön tarafa doğru yığılmaması lazım o yüzden önümüz her zaman için arkamızdan birazcık daha büyük olmalı 4 trabzan 2 trabzan öreceğimiz yeleğin ya da ceketin model durumuna göre onu ayarlamasını yaparsanız çok güzel robalara ulaşacaksınız ve tabii ki altını tamamladığınızda yelek ya da ceket gayet güzel uyumlu ve ölçüsü düzenli olacaktır. Robamı örmek için Nako'nun Bebe 100 marka ipini kullandım. %100 primim akrilikten oluşmakta. Renk numarası 1256, 100 gram ve 360 metreden oluşmakta ipimiz. Gayet güzel olmakta bebe örgülerinde. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel robamızın yapımına başlayalım. Kolay gelsin. 2.5 numaralı tığımı kullanarak 80 tane zincir çekmeye başlıyorum. İp hangi marka kullanırsanız kullanın hiç fark etmez. Ben Nakon'un rekor marka ipini kullanıyorum. Şöyle birinci düğümümü attıktan sonra arka arkaya eşit ayarda zincirlerimi çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Tek tek saymayayım 80 olunca görüşelim. Zincirlerimi çekerek tamamladım. Şimdi en son İki tane zincirimi geriye çekiyorum. Bir ve iki. Üzerine de iki tane zincir ilave ediyorum. Tığımın başını dolayarak geriye çekildiğim ikinci zincir içerisine girerek trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bir, iki, üç defada çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen bir ilerisindeki zincirime girerek trabzanımı örüyorum birer birer zincirlerimizin içerisine girerek trabzanlarımızı örüyoruz. Bir defa başını doluyorum. Bir, iki, üç defa da çekiyorum. Doluyorum. Sıradaki zincirimin içerisine girerek trabzanımı örüyorum. toplamda 14 tane trabzanım olana kadar örmeye devam ediyorum. Sayalım. 1 dönüşteki bakınız. 2 3 4 6 8 10. 4 tane daha örelim. 13 ve 14. 14 tane trabzanımı zincirimin üzerine ördüm. Geçişler için araya ikişer zincirimizi çekiyoruz. Her bölümümüzden diğer bölümümüze geçişte iki tane zincirimiz hem artma hem de ayrım yeri olarak ayarlayacağız ve iki zincirimizi çekeceğiz. Şimdi burası ilk önümüzde kolumuza geçeceğiz. Araya iki tane zincirimi çekiyorum. Kolumuz için öreceğimiz 14 trabzanımıza başlıyoruz. Aynı zincir yuvasına batmıyoruz. Hemen yanındaki zincirimizin içerisine girerek örüyorum. Aynı yere batmıyorum. Yanındakine batıyorum. Toplamda 14 trabzan da kolumuz için birer birer örelim. Evet kolumuz için olan bölümümüzü de ördük. Her bölümümüzü iki tane zincirimizde ayırıyoruz. Yeniden bir 2 zincirimi çekiyorum arkam için 22 tane trabzanımı örmeye başlıyorum yine aynı trabzana batmıyorum aynı zincire bakınız yandaki zincire batıyorum ve birer birer örerek yeterli sayıma ulaşmaya çalışıyorum Başını doluyorum 1 2 ve 3 1 2 ve 3 22 trabzan sayımızı ulaştık. Şöyle göstermek istiyorum. 2 tane zincirimizde kolumuz için olan bölümümü geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batmadan diğer zincirimin içerisine girerek 14 tane trabzanımı örüyorum. Yine aynı şekilde 14 tane trabzanımızı örüp 2 zincirimizi çekelim. Son bölümümüz olan diğer ön parçamızı da yine 14 trabzan olarak örelim ve zincirimizin tamamını örmüş olarak yeniden görüşelim. Bütün bölümlerimizi örerek tamamladım. 14 önümüz 14 kolumuz 22 arkamız 14 ve 14 kolumuz ve önümüz olarak bölümlerimizi tamamladık Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. bitirdiğim yönden 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 arkasını çeviriyorum. İkinci sıramı birer birer bütün trabzanlarımı örüyorum zincir yerime kadar her birinin üzerine batıyorum İlk trabzanımızı zincirden ördüğümüz trabzanımıza sayıyoruz şöyle ikinci trabzan üzerinden başlıyorum 3 defa da yine çekiyorum 1 2 3 Hepsine. üçer üçer şuradaki minik gözlerin içerisine bakın şöyle minik gözlerin içerisine giriyorum 1 2 3 zincirimize kadar örelim 14 trabzanımızın 14'ünü de ikinci sırada ördüm şimdi zincirimin bulunduğu noktanın hemen yanına geldim en son trabzanımı örerek şimdi zincir içerisine 2 tane trabzan örerek artışımı başlatıyorum hemen alttan şöyle kavruyorum bir tane ördüm tığımın başını doluyorum alttan ikinci trabzanımı da örüyorum 2 trabzanımı ördükten sonra bir 2 zincirimi çekiyorum yeniden tığımın başını dolayarak kolum için artışımı yapıp kolumu örmeye başlıyorum 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 birer birer başlıyorum İlk trabzanını ördüm 2 artışımı yaptıktan sonra sonrasında 14 trabzanımın tamamını örüyorum Zincir yerimize kadar iki tane artışımızı yaptıktan sonra örerek geldim birer birer. Yeniden ayrım yerindeki zincirimizdeyiz. İki tane artışımı yapıyorum. Kolumuzun hem sağından hem solundan artışlarını yaptık ve şu şekilde tamamladık. İki zincirimi çekiyorum. Yeniden aynı noktaya arkamız için iki tane daha artışımı yapıyorum şöyle görelim. 2 artış zincirden öncesi kolumuz için de zincirden sonrası arkamız için ve birer birer bütün trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Her bir trabzanımın üzerine bir tane batıyorum. Ve devam ediyorum. Birer birer ördükten sonra yine ayrım ve artış yerine gelince iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzanımı tıpkı burada ördüğüm gibi örüyorum. Sonra en son önümüzde kolumuzda da yine aynı işlemi yapıyoruz. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan ve önümüzü tamamen ördükten sonra yeniden görüşelim. Son trabzanımıza kadar örerek geldim. En son zincirden döndüğümüz trabzanımıza lütfen dikkat edelim. Bunu da örmeyi unutmayalım. Yoksa önümüzde eksilmiş oluruz. Şöyle. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ee, hemen üst sıraya bakacağız. Ama öncesinde yaptığımız işlemimizi şöyle yere bırakarak görelim. Şöyle daha dönüşü olacak. Evet. Yakamızın 1 ve ikinci sırasını bu şekilde ördüm. Şöyle bakalım. Arkamız, kollarımız ve önümüz. Üçüncü sıramıza başlayalım. Üçüncü sıramızda aynı şekilde bütün işlemlerimiz birebir e, tekrar ikinci sıramızda yaptığımız gibi. Trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. İkinci trabzanıma battım. Aynı yere batmadım. Yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak biraz büyütelim. Artışlarımız yeterli olsun. Roba kısmımızdan. Şimdi biraz zincir yerimize gelebilmek için hızlanıyorum. Son trabzanımı ördüm. Yine zincirimin şöyle altından üzerine batmıyorum. Bir ördüm bir tane daha ördüm 2 2 zincirimi çekiyorum 1 2 yeniden batıyorum 1 ve 2 Evet bu sıramızı ve bundan sonra öreceğim sıralarımda 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan olarak artalım ve biraz büyüttükten sonra yeniden görüşelim Robamızı ikişer ikişer artırarak örmeye devam ettik ve 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplamda 8 sıramızı ördüm 9. sıramızdan itibaren ben başladım önümüzü örmeye buradan artık kollarımızı birleştirerek şu şekilde bir bütün halinde örmeye başlayacağız 9. sıramı örerek geldim kolumun altının bulunduğu yerdeyim 2 tane artışımı yaptım ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum kolumun altına istediğim genişliği veriyorum ve diğer bölüm olan ayrım yerine geliyorum iki artışta buraya ördükten sonra bir iki arkandan birer birer bütün trabzanlarımı herhangi bir işlem yapmadan örerek diğer koluma kadar ilerliyorum Arkadan birebir bütün trabzanlarımı örerek geldim. Yine artma yerindeyim. Yani hem de ayrım yeri olan kısımdayım. İki trabzanımı örüyorum. 1 ve aynı yere ikinci trabzanımı örerek son artışımı yaptım. Ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 Büküyorum. Tığımın başını dolayarak önümden Örmeye başlıyorum. Yine zincir içerisine iki tane trabzanımı örüyorum ve birer birer uç kısma doğru ilerliyorum. Kolatlarımızın her ikisini de tamamladık ve robamız bu şekilde bitti. Şöyle kapatalım ve ölçüsüne bakalım. Üst üste bıraktım. Altını artık istediğimiz şekilde örebilirsiniz. Ölçümü alıyorum. Zincirimin bulunduğu noktadan diğer zincirimin bulunduğu noktaya kadar 30 santim 27 santim kol ucundan diğer kol ucuna yine 30 santim yüksekliğine bakalım. En yüksekten aşağı kısma kadar 12 santim olduğunu görmekteyiz. Daha büyük yaştaki çocuklarımız için birkaç sıra daha fazla örerseniz çok daha güzel olacaktır. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.